5-9 Haziran Çevre Haftası nedeniyle bugün İshakpaşa Sarayı ve Ahmet Ali'nin türbesini Doğubeyazıt'a kadar temizliyoruz Kızılay ile birlikte. Biliyorsunuz şehrimizde daha önce ciddi bir katı atık sorunu vardı. Bununla ilgili bu farkındalık umarım vatandaşlarımıza da ciddi bir fark yaratır. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Hani başta da belirttiğiniz gibi 5-9 Haziran Çevre Haftası ile alakalı bölgemizin kutsal yerlerinden Ahmet Han'ın türbesinden başlamak üzere Doğubeyazıt'ın aşağılarına kadar, merkeze kadar birçok noktayı temizlemeye başladık. Aslında yani yılın bir günü olacağına gönül isterdik ki her gün her gün olsun. Çünkü temel amaç, temel şiarımız temiz toplum, temiz siyaset, ahlaklı bir yaşam. O anlamıyla gerçekten özellikle Ahmet Han'ın türbesinin olduğu bölgenin temizliğinin sadece belediye tarafından değil, insanlarımızın her kesiminden bu noktada duyarlılık istiyoruz. Geldiğimiz şişeleri toplamaya başladık, işte piknik alanları vesaire. Sonuçta burada belli bir emek veriliyor ve binlerce yıllık kadim Bazit şehrinin, Bazit toplumunun bu tür yerlere gerçek anlamda sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Temel şiarımız da buydu. Bugün bize desteklerini sunan mahalle muhtarlarımız, genç Kızılaylılar, akabinde sivil toplum örgütlerimiz, bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta da söylemiştik, biz seçim sürecinde de bu memleketi, Bazit'i halkla beraber, her şeye rağmen halkla beraber yöneteceğimizi söylemiştik. Bu anlamda kolektif bir çalışma, kolektif bir anlayışla yola çıktık. Devamı peyderpey gelecek. Teşekkür ederim. Başkanım, bu konuda belirttiğimiz gibi çok önemli bir gün. Halkımızın daha iyi bir, temiz bir Doğubeyazıt için, daha temiz bir Doğubeyazıt'ta yaşaması için bugün bir farkındalık oluşturduk. Siz bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Evet, biliyorsunuz bu hafta çevre haftası, çevre günü, farkındalık yaratma haftası. Özellikle halkımıza duyurumuzdur. Çöplerimizi dışarıya değil, daha çok çöp konteynerine, daha temiz, daha bilinçli bir halk olmalıyız bu konuda. Duyarlılığımız o yönde. Bugün de bizlere eşlik eden Kızılay, emekçi kardeşlerimiz, sivil toplum kuruluşlarındaki muhtarlarımız. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir gün dediğimiz gibi bir gün değil, her gün bu temizliğin olması lazım. Olmasından yana da en çok bizlerin bilinçli bir toplum olması gerekiyor. Bu konuda da halkımıza en büyük yük düşüyor. Biz bugün bu temizliği yaptık. İnşallah peyderpey tekrar temizliklerimiz devam da edecek. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şöyle bir şey var. Şimdi normalde 50 metrede bir, her mahalleye bir çöp konteynerimiz var. Evet. Fakat vatandaşlarımız gelişi güzel katı atıklarını çöp kovalarına ya da çöp kutularına değil de sokağın ortasına atıyor. Bu da çok ciddi bir sorun, hastalık çocuklarımız için ve şehrimizin geleceği için. Bu da çok büyük bir sorundu. Buradan da bir hani halkımıza bir çağrınızı bekliyoruz. Evet, dediğimiz gibi bu konuda en büyük yük halkımızındır. Çöplerimizi yere değil, sigara izmaritlerini yere değil, çöp kutusuna atmalarını rica ediyoruz. Onlardan istiyoruz. Bu konuda duyarlı olsun. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin. Temiz bir çevre hepimiz hak ediyoruz. Çocuklarımız için de, gençlerimiz için de, hepimiz için temiz bir çevre diyoruz. Bu konuda evet, temizlik görevlerimiz her gün çöpleri, çöp kutusundan çöpleri atılan yerde temizlik yapıyor ama bu konuda halkımızı gerçek anlamda bilinçli olun. Bilinçli bir toplum olmaya davet ediyorum. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunu halkımızdan da bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah güzel etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederiz. Değerli vatandaşlarımız, bunlar da bizim İshakpaşa Sarayı'nda topladığımız çöplerden bazıları. Ki daha çoğu da atıldı zaten. Gerçekten çok büyük sorun yaşıyoruz. Örneğin çöp konteynerlarımız var. Şurada bir örnek göstereyim. Bazı vatandaşlarımız çöp konteynerin içine değil de yanına atıyor. Tabii ki bu kötü bir örnek. Bunu gören diğer komşu da aynısını yapıyor. Fakat biz bugün böyle bir etkinlik düzenledik. 5-9 Haziran Çevre Haftası nedeniyle
İshak Paşa Sarayı'ndan, daha doğrusu Ahmet Hani Türbesi'nden Doğu Beyazıt'ın içine kadar bu etkinliğimiz devam edecek. Buradan bazı vatandaşlarımızı da uyaralım lütfen. Bu Ahmet Hani gibi değerlerimizin olduğu bölgelere, İshak Paşa Sarayı gibi dünyanın nadir, ender değerlerinden olan, turizm cenneti olan bir Doğu Beyazıt'a lütfen tükettiğimiz içecekleri, nasıl söylerim, katı atıkları lütfen gelişigüzel dökmeyelim. Ve burada da tüketmesek çok iyi olur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.